Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün eFootball 2022'nin Instagram adresinden bir açıklama geldi. Aslında baktığınızda son açıklamaları toplamda 6 gönderisine baktığınızda 2 gün kaldı, 1 gün kaldı ve oyunun çıktığına dair açıklamalar olduktan sonra oyun ne kadar kötü oldu ki son 3 bildirimi sadece açıklama ile ilgili geçti. Yani bir özür, bir işte hataları düzeltme ile ilgili. Peki bugün böyle bir metin yayınladılar. Bir The Konami Team'den. Türkçe mealini bir isterseniz sizin için çevirdim. Sürüm 0.9.1 ertelenmesi bildirimi. Yani 2 yıllık bize istedikleri 2 yıllık onlarda olan sürenin daha da fazlasını istiyorlar. Her şeyde bir hayır vardır. Güncelleme olup olmadığını gördüğünde daha kötü hissedeceğine güncellemeyi ertelemeleri belki de daha hayırlısıdır. İsterseniz bir okuyalım. eFootball 2022 oynadığınız için çok teşekkür ederim diyor. Zaten bir hata var ki çok fazla teşekkür ediyorlar. Çok fazla işte iyi ki varsınız falan filan gibisiyle davranıyorlar. 0.9.1 sürümünün yayınlanması Kasım ayının başlarına ertelemeye karar verdiğimizi tüm kullanıcılara bildirmek istiyoruz diyor. Gecikme verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diliyoruz diyorlar. Ve umudumuz harcanan ek zamanın tüm kullanıcılarımız için deneyimin iyileştirilmesini sağlamamıza izin vermesi. Yani umut ediyorlar yani bu sürede olur diye. Düzeltme ilanının tarihini ve detaylarını onaylanır onaylanmaz duyuracağız. Yani daha şu tarihte olacak diye bir şey yok. Kasım'ın başları, ilk haftaları gibi düşünüyorlar. Bu arada oyunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Sabrınız için teşekkürler. Konami takımı. Böyle bir açıklama geldi. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama beklenen bir tarih vardı. O tarihten nereden baksanız ilk haftası deseniz bir 20 gün daha bizden ek süre istediler. Oyun çıktığında yani bu güncellemeyi gerçekten yaptıklarında oyun tamamıyla düzelecek mi bilmiyoruz. Ama Kasım'ın başında çıkacağını da bilmiyoruz maalesef ki. Belki ek bir süre daha isteyebilirler. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Oyun çıktığında inanılmaz bir şekilde hazır olmadan çıktığı belli. Ve çok kolay bir güncellemeyle hani mesela bazıları şey diyor PES 2021'e ulan bari onu güncelleyip yapsaydınız. Artık sistemi nasıl bir kısa sürede değiştirmeye karar verdiniz? Çünkü bu kesinlikle arkadaşlar 2 yıl çalışmanın ürünü değil. Ya yani büyük ihtimal 2020 yılından sonra 2021 evet çalışmalar update getirdiler. 2021'in de başından beri bu teknoloji için çaba gösterdiklerini düşünmüyorum. Çünkü herhalde onlar yetkili insanlar vardır Konami'nin başında. Ve bu tarz durumlarda büyük bir sıkıntı yaşatacak bir süre bir yıl onlar için uzun. O yüzden hani ya artık son iki ayda nasıl olsa biz bunu yaparız diye mi düşündüler ya da gerçekten uygulayacakları teknoloji çok zor bir teknoloji mi bilmiyorum. Ama eFootball 2022 kan kaybetmeye devam ediyor diye bir başlık atabilirim. Çünkü her süre zarfında insanlar FIFA'ya geçiyor. İnşallah eFootball 2022 düzeldiğinde yine o belirli kitleyi sağlayıp yakalayabiliriz. Hem biz kanal olarak hem de Konami inşallah yakalar. Sizleri çok seviyorum. Bir cümleyle bir yorumlayın bakalım ne düşünüyorsunuz? Sizce Kasım ayının başında çıkacak mı yoksa yine mi ek süre isteyecekler? Konami bizi şaşırtmaya devam ediyorsun ama olumsuz anlamda.